şekilde evlenin. Evlenin Allah için. Bekarlara sesleniyorum. Sohbeti böyle noktalayalım. Nereden çıktı bu bekarlık yahu? 30 yaşına varmış, evlenmiyor daha. Allah Allah. Evlilik kaç senedir ki zaten erkek kardeşim? Ne bekliyorsun? 45'inden sonra sen evlilik erkek olacağını zannediyorsun. Özür dilerim. Yok efendim. Fakülte bitecekmiş, askerlik bitecekmiş, okul bitecekmiş. Kim diyor? Allah mı diyor? Hayır. Firavun diyor. Nemrut diyor. Zamanın modernist firavunları diyor. Asıl la ilahe illallah demek. Tevhid işte budur. Onların bu örfünü, adetini, kanununu tepeleyeceksin. Allah için bacılarım, size sesleniyorum. Yanlış anlamayın. Allah için askerliğini yapmamış, okuyan, işi olmayan gençlerle evlenmeye çağırıyorum sizi. Erkeklere de sesleniyorum. Allah için okulu bitirmeden, askerliğe gitmeden ve işinizi kurmadan evlenmenizi tavsiye ediyorum. Allah için zorlayın, zorlayın kanunları. Her şeyi zorlayın ve bu şekilde evlenin. Zaten seni eğer hazır bulursa, seni askerliğini yapmışsın, efendim fakülteyi bitirmişsin, işine girmişsin, tıkır tıkır maaş alıyorsun, hanımefendi gelmiş. Hiçbir zor gönlünde sana yar olamaz o. Senin talebeliğini görmelidir. Senin maaşsızlığını, işsizliğini görmelidir. Öyle bir bayandan hayır gelir. Dikkat edin. Kardeşler, bacılar, yanlış anlat. Eşyaya kul olmayın. Eşya istemeyin. Eşyaya kul olmayın. Hem kendiniz kul olursunuz, hem elin oğlunu kul yaparsınız. O dışarıda akşamlara kadar o kullanmadığınız eşyaların, mutfak takımlarının, yatak takımlarının, bilmem oturma takımlarının taksidini ödeyecek bu erkekler. Elin tüccarına kul olacaklar ve siz de o eşyalara kul olacaksınız. Onların örtüsüne, bakımına, temizliğine, yer değiştirmesine ömrümüz eşyalarla geçecek. Halbuki Allah'a ayırmalısınız. Sade olmalısınız. Allah için sade olmalısınız. Anneler, babalar, kızlarınıza Allah için az çeyiz isteyin. Onların evliliklerini geciktiriyorsanız, elin yavrularının, erkeklerinin evliliklerini yok başlıktı, yok eşyaydı, yok buzdolabıydı, yok bilmem daireydi, yok işti diye elin oğlunun yaşını 30'a doğru vardırıyorsan, o güne kadar işlediği günahlardan söyleyin, siz değilsiniz de kim mesul olacak? Bacılara da sesleniyorum. Dikkat edin, inanınız ki gençlerle evlenin. Zaten eğer bir belirli bir çizgi var, onu geçirirseniz, yani biraz 30'a doğru varıp olgunlaşırsanız zaten kız beğenemezsiniz. Yani hep olgun olmasını istersiniz onların da. Halbuki bu iş erken olmalıdır. Şeytan evliliğe düşmandır. Şeytan nikaha düşmandır. Şeytandan ziyade şeytanın bütün dostları, bugün en büyük hünerleri ahlaksızlıktır, nikahsızlıktır, nikah dışı yaşamaktır ve durmadan boşanmaktır. Dikkat edin, bakın kafirlerin, zavallıların, cahillerin hayatına hep böyledir. Allah için gelin, bu örfü, bu kanunu tepelemeye çalışalım. Razı olun, ben şuna razıyım deyin. Yeter ki bir evim var mı? İsterse kira olsun. İçine girebiliyor muyum? Anahtarı bana ait mi? Yeter. Başka bir şey yapmıyorum. Hele eğer bir insan yahu biz evlenince ne yiyeceğiz diyen insan, inanınız ki Allah'ın Rezzak ismini reddetmiştir. Allah'a güvenmeyen insandır o. Erkek kardeşim, ben elin kızına ne yedireceğim diyorsun. Şimdi senin evleneceğin kız diyelim ki 20 yaşındaki, 25 yaşındaki bir delikanlıya sesleniyorum. Senin şu anda evleneceğin kız yaşıyor değil mi? Dünyada artık, dünyaya gelmiştir öyle ya. Yiyip içiyor değil mi? Allah ona şu anda bir rızık veriyor değil mi? Seninle evlenince mi kesecek o rızkı? O rızkı yine gelecek kendisiyle. Allah'a iman budur.
Allah için Allah'a biraz güvenin, dayanın. Sizin rızkınızı verecektir. Allah'ım senin için evlendim. Dinimin yarısını tamamlamak için evlendim. Üzerime çullanan bu küfür aleminin baskısından kurtulmak, edepsiz dünyanın hücumundan kurtulmak için evlendim Allah'ım. Ver rızkımı. Dede bak sana neler veriyor o Allah. Korkmayın. Evlenin. Evlenmeye teşvik ediyorum. Bacılar, özellikle okulunu bitirmeyen, işini kurmayan öğrencilerle, gençlerle evlenmenizi Allah için tavsiye ediyorum. Garantici olmayın. Garanticilik İslam'da yoktur. Garanticiliğe oynayan, hele şu da olsun, şu da olsun, her şey Allah ağzından, burnundan getirir mi getirir. Paran da olur ama yedirmez veya başka şeylere harcattırır. Bu konulara girmiyorum.